Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mardin'deyiz. Çok güzel, çok ayrı bir doğası var. Hatta Mardin'e ben şöyle diyorum, yolda gelirken şöyle düşündüm. Mardin'e çıkar, ayrı bir dünya abi Mardin. Gerçekten. Lezzetleriyle olsun, gezilecek yerleriyle olsun, kültürüyle olsun, her türlü ayrı bir dünya. Şu anda saat 9.30'u gösteriyor. Biz biraz geç kaldık. Tur şirketleri gezdi, hatta sokaklar da bomboş kaldı. Buralarda kahvaltılarını yapıyorlar, gidiyorlar. Şu anda Herroji, tam telaffuzunu bilmiyorum ama o kafedeyiz ve serpme kahvaltı yapacağız. Zaten birazdan oraya geçeceğiz. Sıla konağını gezeceğiz ve devamında Eski Mardin'e doğru, Beyazsu, Eski Mardin, Darantik kenti, böyle gidiyoruz ufak ufak. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Mardin'e hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Ömer kendisi eski bir üsteğmendir. Görevden atıldı sapıklıktan dolayı. Mustafa'yı zaten tanıyorsunuz. Üçüncü videomuz muhtemelen Mustafa'yla ya da dört. Sait de yeni katıldı aramıza. Bundan sonraki videolarımızda olabilir. Kameraman ve torbacı. İmam Hatip mevzu, ciddi anlamda şaka yapmıyoruz. Arkadaşını dövüyor. Oğlum manyak mısın? Tamam, tamam, kestiririm, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yalan, kestirmeyeceğin adamı bilemiyorum. Ahmet. Benim dedemin dedesinin dedesinin dedesi ilk çayı bulan adam. Çayın asıl yeri Gaziantep'tir. Getir anca. Bu ne oğlum, başka yapayım. Ne olmuş ki şey? Demi nereden koyabilirim buna? Ya şu Mustafa'ya biliyorum. Arkadaşlar, akıl için para topluyoruz. Ameliyat, beyin ameliyatı yapacağım Mustafa'ya. Resimler ameliyat oldu. Katıl butonundan, ha bu arada. Katıl butonumuz açıldı. Katıla üye olarak... Yalan söyleyeyim, benim üstümden prim yapın. Yok yok, katıl yapın. 300 liralık abone olanlar Mustafa'nın beyin ameliyatı için bize destek olmuş olacak. Hepinize şimdiden teşekkür ederiz. Sait'cim afiyet olsun. Kamera arkasında Sait var. Bugün görüntülerde eğer kayma, bozukluk olursa bilin ki Sait'in elinden dolayı. Hemen hemen 10'da ortaya. Onu da buraya alalım. Omlet. Onu da direkt tabağın üstüne koy, o tek yesin orada. Sıcak değil değil mi? Ben onu nereye koydum? Tamam, teşekkür ederiz. Biz ayarlarız. Şu çantamı çeker misin? Oturayım ben. Aa. Böyle çok var. Tuz istemiştik. Tuz burada efendim. Teşekkür ederim. Zamanı söylesek mi olurdum ya? Afiyet olsun. Sağ olun. Menemen alıyoruz böyle. Onun için şu mantık neydi? Burada duranı aldı gitti, bunu koydu. Şu an konağa doğru ilerliyoruz. Önündeler. Hercai'nin çekildiği Sıla Konağı. Geçelim. Hatta o diziden hiçbir kesit koymuyoruz çünkü telif yiyebiliriz. Ama siz izleyebilirsiniz. Dizinin adını şöyle altına açıklamaya da yazalım. Geldiğinizde şu an 2024 Haziran ayı diyeyim ben size. Haziran ayında yayına girer. Fiyatları böyle 100 lira, orada tabelayı da gösterdim. Gezecek misiniz? Konağa geldik. O işaretin anlamını bilmiyorum, soramadım da, çok kalabalık. Burada zaten her geldiğinizde o Fix abi burada. O Fix abi benim üçüncü gelişim. Üçüncü gelişimde Fix abimiz burada yani. Daha adını öğrenemedik. Burada konuk evinde... Murat'a. Eyvallah. Müze kart geçmiyor, kart da geçmiyor, sadece nakitle. Şu anda ücreti 30 lira buranın. Şu anda. Şu anda. Haziran ayındayız. Okumadım. Evet. Ücretler sürekli değişiyor, enflasyonla dayalı olarak. Aslında artık dolara mı bağlasak
fiyatlara bilemiyorum. Çünkü her gelişimde mesela en son buraya geldiğimde 10 lira veriyordum. Şu an 30 lira olmuş. Bir sonraki gelişime 50 mi olur, 100 mü olur yoksa 1 lira mı olur bilemiyorum. İnşallah 1 lira olur yani. Konağımızın hikayesini Ömer senden dinlesek. Ne buranın anlamı ne? İnsanlar niye geliyor buraya? Buranın bir anlamı var. Kral gezmeye geliyorlar işte. Kral gezmeye geliyorlar. Tam üniversite öğrencilerinin arada adamsın ya. Kral gezmeye geliyorlar bu kadar. Orası yukarı kapalı. Dama buradan yukarıya. Ne bu dışarı? Konağın hikayesini yukarıda anlatacağız. Pazar günleri inanılmaz kalabalık oluyor. Hafta içleri biraz daha tabii buna nazaran daha sakin. Yani tur şirketlerinin ya ilk durağı ya son durağı burası oluyor. Geldikleri konuma göre de değişiyor tabii bu. Dar alanda anlattım yapamıyorum. Şöyle bir açığa çıktık. Rahat rahat en tepede konuşalım. Evet şu an Midyat konuk evindeyiz. Birçok diziye de konuk olan yer. Üç katlı olması sebebiyle tüm Midyat'ı görebiliyoruz zaten. Detaylı anlatımda da görüyorsunuz siz bunları. Burada daha çok insanların ziyaret sebebi dizilere konuk olmasının yani böyle dizilerde yer alması en büyük etkeni oluyor. Biraz da anlatımda zorlanıyoruz. Yani şu merdivenler çıkarken insan iki kere düşünüyor. Çıksam mı değer mi fotoğraf için diye. Ama değiyor gerçekten de. Bu taraflarında kafeler var konağın devamında. Nargile tarzı şeyler de veriliyor, nargile, çay, kahve. Giriş ücreti dediğim gibi şu anda 30 lira ama şu anda belki video yayına girene kadar tekrar da zam gelebilir. Merdiven çıkmanın vermiş olduğu o nefessizlikle zor bir anlatım, zor bir video oluyor benim için. Hava çok güzel, rüzgarlı. Umarım sesim de iyi geliyordur. Evet, sizi Midyat manzarasıyla baş başa bırakıyorum. Yüzüne göre kötü bir şey yok. Allah Allah. Geceksin. Nereler gözüküyor? Geriye şarap içecek misiniz? Evet. Bunu aslında Mardin çayısından almayı düşünüyorduk da. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tadını biliyorum. Çok güzel. Şöyle ben yiyeceğim. Bunlar kendi imalathanem. Molla tadı çok güzel. Bizdeki kurabiyeye benziyor. Biraz Antep şeyinde kahke. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şu an şarap ama alkolsüz olanı içiyoruz. Annem şimdi izler. Alkol yok anne. Abi çok iyi ya gerçekten. Yani şarap içen bir amcam var oradan kokusunu falan bilirim de. Bir de ben deneyebilir miyim? Sen şarap içiyor musun normalde? Yok içmiyorum. Ömer kardeşim. Ne? Keser misin? Tamam tamam çekmiyorum. Niye çekmiyorum? Ne? Heh. Bu ekiple biraz zor video çekiliyor. Abi elinize sağlık çok güzel olmuş. Fiyatlar burada gösterebiliyor muyum fiyatları? O fabrikasyonu da gösterebilirim. Gerçekten abi çok teşekkür ederim. Sağ olun elinize sağlık. Eyvallah. Dostlar şu an beyaz sudayız. Detay almaya doğru gidiyorum. Ya ben çok acemi bir YouTuber'ım ya gerçekten. Siz otursaydınız, ha bu tarafa mı geçecekler?
Tabii tabii. Bulunduğumuz yer, şöyle göstereyim size, çok güzel, çok harika bir yer, değil mi Sait? Evet, çok harika. Evet arkadaşlar, şu anda Beyaz Su'dayız. Çok güzel, çok soğuk bir havası var. O Mardin'in yukarıdaki sıcağından sonra böyle bir ovaya iniyorsun. Dağın bu tarafı çöl, bu tarafı çöl, sarı bir şey, çöl efekti olur yani. Bu taraf böyle sarı, bu taraf böyle sarı. Oradan görüntüler Ahmet ekliyordur umarım. Ortası yemyeşil gerçekten ve biz o şu an yeşilliğin içerisindeyiz. Ve bir yandan ayaklarımızı suya tutuyoruz. İstersen Mustafa'yı bir gösterir misin? Sayın kameramanım, bak. Şimdiden daha Instagram'a story attım. Bir tanış çıktı. Burada olduğunu söyledi. Bakalım karşılaşacak mıyız? Karşılaşırsak çok özel birisi. Sizle de karşılaştıracağım, göstereceğim. Mustafa. Teşekkür ederim. O zaman biz bir kahve söyleyelim. Devam edelim. Bana farklı şeyler lazım. Çözün yanına söyleyeyim. Balley, muz. Kays bakalım. Çok lan bir çok. Müzelliği yapalım burada. Ya yasak usta. Benim için yasak. Benim için yasak. Bilmem. Ben girelim. Burası yasak değil. Burası yasak da diğer tarafı yasak değil. Çekeceğinize haber ver de ya, taraf taraf hareket etmeyin. Tamam. Video alıyorum, fotoğraf alayım sana. İşte diyorum yani. Edebimizde kameraların karşısına biz de çıkalım. Beyaz Su'da gezerken çok güzel bir ablamıza denk geldik. Zaten sosyal medyadan mesajlaşıyorduk. Şöyle Ayşenur ablamla tanıştırayım sizi. Abla ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler sen? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl? Mardin'i beğendin mi? Evet. Çok güzel. Abla teşekkür ederim videoya çıktığın için. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Şimdi Beyaz Su'ya gelmemizin sebebi, Ayşenur ablayla da bu arada vedalaştık, tekrar karşılaşır mıyız bilmiyorum ama Beyaz Su, Midyat'la Nusaybin ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yer alan bir yer. Ve yol üzerinde insanların vazgeçilmez bir tercih olmak zorunda kalıyor. Çünkü insanlar bu yolu gelirken hem yoruluyor hem dinlenmek istiyor. Soğuk bir şeyler içmek istiyor bu sıcakta özellikle. Ya da kışın böyle bir rahatlamak istiyorlar. Ve gerçekten de o rahatlığı burası size veriyor. Beyaz Su'da istediğiniz bir mekana girebilirsiniz. Ben örnek yani illa şuraya gidin ya da bir reklam yapmıyorum. Beyaz Su genel anlamıyla birçok mekanı barındırıyor içerisinde. İsterseniz balık yiyebilirsiniz, isterseniz kahve, çay, çerez size kalmış yani ya da soğuk bir şeyler. Ondan dolayı da tur şirketlerinin de vazgeçilmez yerlerinden. Aynı zamanda sınır üzerinden de yoldan gidiyorsunuz. Bunların da ayrı ayrı etkileri var tabii. Beyaz Su'yu biz sevdik ya gerçekten. Siz de sevdiniz herhalde değil mi? Mustafa şu an yanımızda yok. Yani Beyaz Su böyle bir yer. Huzur veriyor gerçekten de insana. Şu an burada yeteri kadar dinlendiğimizi düşünüyorum. Mustafa gelince direkt çıkacağız. Saatimi kontrol ediyorum. Saat 1'e doğru geliyor muhtemelen. 2 gibi eski Mardin'de videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dostlar geldik. Yarım saattir çarşıdayız. Şu anda eski Mardin'deyiz. Abi otopark yok, bulamıyoruz. Ya şaka değil yani, kapalı otoparklar dolu, açık otopark zaten yok. Hatta şöyle direkt yolu göstereyim ben size. Yol inanılmaz derecede trafik. Hiçbir şekilde ilerleme şansın yok. Varsa da çok ağır bir şekilde ilerliyorsun yani. Şu Passat abinin var ya, arabasındaki tüm hataları çıkardım yol boyunca giderken gelirken. Ama az kaldı. Bir otopark çıkacak. Öyle bir umudumuz var. Yani yolda insanlara otopark var mı diye soruyoruz. Abi biz de buralı değiliz diyorlar. Mardin'e pazar günü gelinir ama araçla gelinmez. Aracınızı merkeze bırakın abi. Otobüsle, taksiyle çıkın tepeye gezin. Çarşıya asla ama asla araçla girmeyin. Şu an pişmanlık yani. Yarın saatlik bir otopark arama sürecinde karşımızda Mezopotamya. Tabi bunu çok daha güzel bir yerde göstereceğim size. Ufaktan gidelim. Şöyle bir ara sokaktan çıkıyoruz. Bakalım. Ya otoparkı var ya dağın sonunda. Yani eski Mardin'in en sonunda bulduk otoparkı. Evet. Karşımızda direkt zaten bizi her yeri bir tarih. Her yeri bir tarih. Karşımızda Sabancı'nın müzesi. Sakıp Sabancı. Direkt bizi karşılıyor zaten tepede. Mardin Kalesi. Evet, devam. İlk hedefimiz Zincirye Medresesi. Oraya geçelim, oradan videoya devam.
Meriye Medresesi'ne geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Burası hakkında büyüler şehri de diyorlar. Doğu Anadolu'nun masallar şehri de diyorlar. Fransa'nın kültürü de var. İtalya'nın kültürü de var. Osmanlı'nın da var. Yani her türlü kültürün burada bulunduğunu da söyleyebilirim size. Da tarihin içinde yürüyorsunuz. Açık Hava Müzesi gerçekten. Mardin, eski Mardin antik kenti de diyebiliriz yani buraya. Evet, YouTube'a video çekiyorum ama kapıyı tutuyorlar sana. Eyvallah, sağ ol. Her yerde bir fotoğraf çekimi devam ediyor. Bir yukarıya çıkamadım arkadaşları, kaybettik. Gelmişken alabildiğim kadar detay almaya çalışayım size. Zinciriye Medresesi, diğer adıyla Sultan İsa Medresesi, 1385 yılında Artuklu hükümdarı Sultan Necmeddin İsa tarafından yaptırılmıştır. Zinciriye Medresesi, Mardin'in en yüksek yerinde bulunur ve bunun nedeni daha çok astronomi derslerinin verilmesinden dolayıdır. Her şeyin simetrik olduğunu söyledi hocam. Burada bir tane kubbe varsa karşısında da aynı şekilde bir tane kubbe var dedi. Şarjım inanılmaz az ve bunu size sürekli dile getiriyorum ama sıcağa dayanamadım. En son gittim kendime böyle bir içecek aldım. Gölge bir yer buldum. Şu an bunu içiyorum. Yemek yemeye geçeceğiz. Muhtemelen orada şarja takacağım biraz kamerayı. Son olarak Şehidiye Cami ve Medresesi'ndeyiz. Konuşamadım. Medresesi'ndeyiz. Evet. Türkçemiz biraz sıkıntılı ya gerçekten. Buradan da videoyu kapanışını yapacağız. Ben bir caminin içerisini göstereyim size. Evet, şeydeki o Zinciriye Medresesi'ni hatırlarsanız orada da yine böyle doğum, yaşam, gençlik ve ölüm, mahşer olan alan burada da mevcut, burada da var. 13. yüzyılların başında Artuklu Sultanı Melik Nasreddin Artuk Aslan tarafından yapıldığı düşünülüyormuş. Kolonya ve sabun almayı düşündük. Daha doğrusu Mustafa alacak eve. Hangisini beğendin Musa? Sen kararını ver. Kolonya'da Mardin. Bunun Mardin değil mi? Direkt adı da Mardin. Nergis Buttum Safran varmış içlerinde. Fiyatı da şu an Haziran ayında 70 lira. Şu an ama. Her şeye dikkat ederseniz fiyat verirken 70 lira diyorum. Kapanışı tekrardan yapacağız. Şeye döndü. Bu Alanya videosuna döndü. Alanya'da 3 kere kapanış yapmıştık. Böyle her şeyin de altta özellikleri yazıyor. Gözenek sıkıştırıcı, sıklaştırıcı, yöresel zambak, saç yumuşatıcı gibi böyle. Ergenlik sivilcesi için. Ha, açık eczane, direkt cilt eczanesi yani saç ve cilt eczanesi açık olarak. Tabii dışarıda son ses müzikleri açıyorlar, geçiyorlar buradan. Doğal defne sabunu, deve sütü sabunu, gözaltı morluğu için %100 çözüm demiş mesela gül sabunu. Ha, çok iyiymiş. Babacım teşekkür ederiz. Kesene bereket. Tamamdır. Dede Kolonya sabun burada üstte de yazıyor tabelada. Burada zaten eski Mardin çarşısını gezerken buraya da uğrayıp böyle gerçekten açık eczane ya cilt eczanesi sadece eczanesi konuşamadım. Buradan gelip alabilirsiniz. Hepsinin ayrı ayrı bir özellikleri var. Evet. Kapanışı böyle. Arkadan güneş vururken yüzümüz karanlık yapıyoruz. Mustafa ile ben kaldık. Diğer arkadaşlar perde çıktı. Öldüler onlar. Gömdük onları. Mardin'de mezarlarını ziyaret edebilirsiniz.
Mardin'in sokaklarını aslında sıcaktan dolayı çok detaylı gezemedik. Tekrardan geleceğim inşallah. Buranın özellikle gece hayatını çok merak ediyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.